Peki, peki. Silivri artık hazır mı? Ben başkanlarıma teşekkür ediyorum. Onun için bir alkışlarla veriyorum. O zaman hep yap. Silivri nasılsın? Harika görünüyorsun. Sizi çok seviyorum. Ben milletimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben birileri gibi değil. Oy veren vermeyen değil. Milletimi çok seviyorum. Milletimi. Kuşlarında yaşayan herkesi seviyorum. İnanıyorsunuz değil mi? Her yerde söylüyorum. Sevgi kazanacak. Sevgi. Sevgi kazanacak. Sevgi kazanacak. Biz buraya geldik. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Çocukları görüyorum, o güzel çocuklarımızı görüyorum. Bu güzel anı yaşasınlar diye bize eşlik ediyor. Güzel kızlarımızı, oğullarımızı görüyorum. O pırıl pırıl gözleriyle bakıp bizler için geleceğe bakıyorlar. Biz de onlar için çalışacağız. Onlar için çalışacağız. Gençleri görüyorum. Işıl ışıl, heyecanlı, umutlu, enerjileriyle bu şehri ayağa kaldıracak. Ayağa kaldıracak bu şehri. Onlara şanslar vereceğiz. Bu şehirde kurdukları hayalleri gerçek yapacaklar. Ben onların Ekrem abisi olmaya geliyorum. Ekrem abisi olmaya. Kadınlar, hanımefendiler, sizi çok seviyorum, güzel anneler. Ellerinizden öpüyorum, harikasınız. Hanımefendiler, kadınlar bu toplumun vicdanı. Onlara ve bütün beyefendilere, kısacası bu şehrin insanlarına hizmet etmeye geliyoruz. Hazır mıyız 23'üne? Harikasınız. Harikasınız. Bakın bir şey söyleyeyim. Bu anket falan hani yazabilirler. Tamam yazsınlar. Benim de yüzüm güzel. Tamam yüzüm güleç. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Anlıyorsunuz. Ama esas anket pazar günü sandıkta. Biliyorsunuz değil mi? Rehavet yok. Rehavet yok. Evet, çalışacağız.
Herkes sandığa gelecek. Çalışacağız. Herkesi sandığa davet edeceğiz. Sandıkta görev alacağız. Herkes oy kullanacak. Tatilden dönenlere sesleniyorum. Özlediler. Arayın onları. Davet edin İstanbul'a. Bir an önce sandığa sahip çıkacağız ve sandıkta oy kullanacağız. Onun için bir an önce İstanbul'a dönsün. Arayın. Eve gidince herkesi kontrol edin. Kıymetli Silivriler, ben Silivri'ye dün Şile'de söylediğim gibi, bugün Çatalca'da söylediğim gibi, bu ilçelerimize, kırsala, 150'nin üzerindeki mahallemize, yani eski adıyla köyümüze ayrı bir gözle bakacağız. Silivri'ye söylüyorum, burayı İstanbul'un göz bebeği yapacağız, göz bebeği yapacağız. Hiç endişeniz olmasın, hiç endişeniz olmasın. Silivri'nin her yerini, Çantası'nı, Kadıköy'ünü, Gümüşyaka'sını, Ortaköy'ünü, her yerini pırıl pırıl yapacağız. Bu arada Çantanın eski belediye başkanı Saffet Bey'in vefat haberini aldım. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şimdi kıymetli dostlar, ben bu coğrafyanın genciyim. Burayı ayrı seviyorum. Kırsalını destekleyeceğiz. Doğallığını destekleyeceğiz. Tarımı destekleyeceğiz. Biz tarımın müşterisi olacağız. Biz her yerde olduğu gibi Silivri'de de çocukları, kadınları, eğitimi destekleyeceğiz. Göreceksiniz, bu şehrin çocukları, gençleri çok mutlu olacak. Çok mutlu olacak. İhtiyacı olan aileler bizim için öncelik olacak. Göreceksiniz, bu şehri adaletle yöneteceğiz. Bu şehri adaletle yönetirken biz bir avuç insanı değil, bu şehrin 16 milyon insanına hizmet edeceğiz. 16 milyon. Değerli dostlar, güzel hemşehrilerim, şimdi herkes duyuyor. Bunlar gidiyorlar bir ilçeye, kendi belediye başkanıysa partisinin ona diyor ki sen benimsin. Diğerine diyor ki sen benden değilsin. Buradan söylüyorum. İstanbul'un seçilmiş 39 belediye başkanı da benim belediye başkanı kardeşim. Benim. Biz o ahlaktan değiliz. Göreceksiniz Silivri'nin belediye başkanı arkadaşımla da dört dörtlük çalışacağız. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ve biz bu şehre de hizmet edeceğiz. Hiçbir eksiklik olmayacak. Bunu böyle bilin. Bırakın bunlara akıl ve mantık tutulması diyorum bu arkadaşlara. Bırakın onların ne söylediğini. Biz bu şehre hizmete geliyoruz. Bir şehrin insanlarına da hizmete geliyoruz. Değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi seçim bitti ya, süreyi bitirdiler ya. 31 Mart'ta hatırlayın, hukuka aykırı kazandığımız seçimi elimizden aldılar. Milletin iradesini gasp ettiler. Gasp ettiler. Ama hatırlayın, o seçimin öncesinde de birçok belediye başkanımıza iftiralar attılar. Zannettiler ki iftiralarla seçimi kazanırız. Hatırlayın, Ankara'ya yaptıklarını hatırlayın. Şimdi aynı şeyi o zaman da yapmışlardı. Daha yoğun biçimde bizim için yapıyorlar. Ya Allah aşkına, bakın birkaç örnek vereceğim size. Bir, Pontus dediler olmadı. Yunan dediler olmadı. En son Sisi diyorlar. O da olmadı.
Terörist dediler, o da olmadı. Ya arkadaş, birincisi herkesin etnik kökeni, kendi şerefi, namusu. Birincisi bu. Kim olduğumu herkes biliyor. Benim bu şehre ve bu ülkeye en iyi hizmet yapacağımı da herkes biliyor. Ya bırakın bu işleri. Bu işlerin size faydası yok. Daha ötesini söyleyeyim. Hadi diğerleri söylüyordu. Hadi rakibimiz söylüyordu. Hadi Ekrem'den sorumlu devlet bakanları söylüyordu. Bu da yeni. Ekrem İmamoğlu'ndan sorumlu devlet bakanları. Var ya, her gün konuşuyorlar. Her gün konuşuyorlar. Bolca gülün. Bolca gülün. Gülelim bunlara. Gerçekten çok komikler. Bir de mızıkçılık yapıyorlar. Ya 6 ay yalvardım. Gelin milletin huzurunda konuşalım dedim. Geldik. Gelmeden önce şöyle dedi rakibim. Vız gelir tırıs gider. Kim çıkarsa çıksın. Sonra her koşulu kendi belirledi. O olsun, bu olsun, şu olsun, böyle talimat verir gibi. Ben hiç konuşmadım. Hiçbir şey söylemedim. İş oldu bitti. Sonra yok efendim otelde görüşmüşüz. Yok gizli, kimden gizli görüştük ya? Taksim'in göbeğinde, basının ortasında ben gizli görüşme yapacağım. Allah bunlara akıl versin. Bakın, hatırlar mısınız programı? Programda ben dedim ki programın sonunda, özgün ve özgür irademle İsmail Bey size teşekkür ediyorum. Niye onu söyledim biliyor musunuz? Benden önce farkında mısınız? Teşekkür edemedi. Önce dedi ki evet, iyi bir programdı. Kötü bir şey yok dedi. En son zoraki teşekkür etti. Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Teşekkür etmek için bile telefonun ucunda illa bir kişi konuşacak, onlar yapacak. Ben de diyorum ki millet konuşacak, ben yapacağım. Bu kadar basit. İşte bu mızıkçı arkadaşlar Haziran'dan sonra Saraçhane'ye çay içmeye davet edeceğim. Şimdi bir başka şey, hani bir sürü şey açıkladık, israfları açıkladık. Onlar da dün akşam alelacele, vallahi unutmuştum, yok, Allah razı olsun hatırlattılar. Vallahi unutmuştum, niye biliyor musunuz? Doğru, Sağıştay'da bir soruşturmamız var, 6,5 milyon lira. 2014'te ve 2016'da. Beylikdüzü Belediye çalışanlarına, ücretlerine tavan gösterilen denge rakamının daha üzeri. Ben onlar gibi araç biliyorsunuz değil mi? Makam araçlarını. İnsanların emrine makam araçları değil, çalışanların mutluluğu için onların portrolarına maaş ekledim. Ben ne mutlu bana unuttuğu için rakibime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Değerli dostlar, bakın, dünden bugüne efendim mahkeme olacakmış, İmamoğlu görevi alamayacakmış. Efendim mahkeme valiye yaptığı hakaretten dolayı
bu görevi yapamazmış vesaire vesaire. Önemsiz bunlar. Bunlar seçimden sonra kızgın demiri soğutalım dediler. Size söyleyeyim, seçime kadar bunu yapacaklar. Şimdi bakanlar yaptı, yetmedi. Rakibimiz yaptı, o da yetmedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da buna eklendi. Ben de karıştırıyorum, kiminle yarışıyorum acaba diye. Ben vallahi karışı tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. Ama size söylüyorum, biz Cumhuriyet kurulurken egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk bu millete bir emanet bıraktı. O hakimiyeti milliye dediğimiz duygu asla yıkılmaz. Milletin iradesine karşı duracak kişi henüz anasının karnından doğmadı. Doğmayacak. Onun için hiç kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Gerek de yok. Millet de yutmuyor onu zaten. Millet hizmet edene bakıyor. Bakın 18 günde bu kareyle söz verdiği her şeyi yaptı mı? Ya baktılar ki, ya bu adam ne dese yapıyor. Hizmet için koşuyor. Öğrencilerin indirimini yaptık mı? Suya indirim yaptık mı? Ulaşımı milli bayramlarda ve resmi bayramlarda dini bayramlarımız gibi ücretsiz yaptık mı? Baktılar ki bu adamın işi gücü çalışmak. Kafaları karıştı. Tedirgin oldular. Ya burada söz veriyorum. Silivri'li hemşehrilerimin huzurunda söz veriyorum. 5 yıllık görevimde o 1800 günde onları, o bir avuç insanı çıldırtmazsam, deli etmezsem ne yapardım? Hayatı kolaylaştıracağız. Hayatı çocuklara, kadınlara önem vereceğiz. Eğitime önem vereceğiz. Gençlere gelecek hazırlayacağız. İşsizliğe çare olmak adına belediye olarak yoğun bir şekilde çalışacağız. Ve biz hiç kimseye ayrı davranmayacağız. Partizanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden söküp atacağım. Söküp atacağım parti. Herkes bizim. Bu kardeşiniz. Bu şehirde yaşayan herkesi barıştırmaya geliyor, barıştırmaya. Barıştırmaya geliyorum sizi. Herkese güler yüzlü konuşun. Siz güler yüzlü oldukça, herkesi kucakladıkça, hiç kimseyle münakaşa etmedikçe, herkese selam verdikçe göreceksiniz bunlar daha da güzel insanlarım. Biz Türkiye'nin her yöresinden, her yerinden, güzelim Trakya'ya gelmiş, hayal kuran insanların, bu şehrin ve bu tasarruf dünyası başlatacağız ve biz paylaşacağız, eşitlik getireceğiz, özgürlük getireceğiz ve bu şehre hak, hukuk, adalet getireceğiz. Başta anlaşmıştık. Şimdi söyleyelim. 1. Seçime 2 gün kaldı, çalışmaya devam ediyoruz. Tamam mı? Tamam. Harikasınız. 2. Mutlaka seçim günü sandıkta, okulda, ilçe seçimde mutlaka görev alıyoruz. Evet. Sağlığı yerinde olanlar hep birlikte görev alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Harikasınız. Asla oraları terk etmiyoruz. Gün sonuçlanıncaya kadar, ki çok uzun sürmeyecek Allah'ın izniyle, gümbür gümbür geliyoruz. Bu sözlerimizi yerine getiriyoruz. Sözümüzü tutuyoruz. Ben de size söz veriyorum. Hepinizi Saraçhane'ye davet edeceğim. Saraçhane'ye davet edeceğim. Yeni bir dönem başlıyor.
karşılaştığınız herkese, herkese deyin ki Ekrem İmamoğlu'nun bir sözü var. Size onu söylemeye geldim deyin. Ve ağzınız çıktığı kadar deyin. Yüreğinizin koptuğu şekilde deyin. Her şey... Teşekkür ediyorum sizlere.